Engin Ardıç, manyak. Muhalif basın iyice manyaklaştı. Hafta boyunca da sürecek bu. Eminim daha sonra da. Çaresizlik ve umutsuzluk onları her türlü şaklabanlığı etmek zorunda bırakıyor. CHP'nin adayı yok. Kılıçdaroğlu partili olmak zorunda değil diyerek lafı büsbütün karıştırdı. Şimdi Matra artık Deniz Baykal bile partili olmayabilir demiş hafta ortasında tanışacakmışız adayla. Öyle sanıyorlarmış. Ya bugün ya yarın oluyor. Bunlar sakın Profesör Aziz Sancar'ı düşünüyor olmasınlar demiştik. Şimdi bir de Profesör Özgür Demirtaş adı ortaya atıldı. O da kim? Parlak bir kariyeri falan varmış. Google'a sorduk elektronik mühendisiymiş. Boğaziçi'li ekonomi de bilirmiş. Onu CHP'ye Kemal Derviş tavsiye etmiş çıldırtıcı bir aday doğrusu. CHP'liler bu hallere mi düştük diye dövünüp gönül rahatlığıyla çıldırabilirler. Bizce bir sakıncası yoktur. Bu arada Abdullatif Şener adlı solcunun da adaylık şansı sürüyormuş. Ekmeleddin Şener ya da Abdullatif İhsanoğlu çıldırmakla yetinmesinler, duvara da tırmansınlar. İşin en güzel yanı da şu, CHP adayının kim olacağı konusuyla artık kimse ilgilenmiyor. İşin daha da matrağı CHP'liler bile ilgilenmiyorlar. Çünkü meselenin gazı kaçtı. Muhalif yazarlar bu konuya laf kıtlığında asma budamak amacıyla yaklaşıyorlar. Halkın gündeminde Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı meselesi daha fazla önem taşıyor. Soytarılar Meral Hanım'ı daha fazla parlatabilmek için de didiniyorlar. İYİ Parti, Demokrat Parti ile bir ittifak yapmış, merkez sağı içine alan bir ittifakmış bu. Birlikte yol yürüyeceklermiş. Malifet gibi ballandırıyor muhalif basın. Bu Demokrat Parti nedir? Gültekin Uysal diye bir başkanı varmış. Tanınmayan aday adayları listesine keşke CHP onu da katsaydı. Sağdan da oy alırdı işte ne güzel. Bu gültekin uysal Türkiye'nin potansiyelini açığa çıkaracakmış bu ittifakla. Demokrat Parti'nin son seçimde aldığı oy oranı %0.15. Aldığı oy adedi 69370. Bu partiyle ittifak yapsan ne olur? Birlikte Umre'ye gitsen ne yazar? Bunu bilir, bunu söylerim. Dolunay Partisi'ne çok büyük haksızlık ettiler. Türkiye'yi kurtarmakta ona da önemli görevler düşebilirdi. Ha bir de bir herif vardı yahu. Parti başkanı. Genel merkezde MKYK toplantısı yapıyorum ayağından kumar oynatıp mano topluyordu. Aday olabilirdi. Ama o kumarcı, muhalefetin içler acısı çabaları kumar bile değil. Engin Ardıç, Sabah.